Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Fortune Türkiye Genel Yayın Direktörü Cüneyt Toros, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'la birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. PKK ile terörle mücadele devam ediyor. Hakkari'de bir şehit haberini dün aldık. Şırnak'taki operasyonlar devam ediyor. Şöyle ki, Ağrı'nın Doğu Beyazıt'la Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı. Asker burada operasyondaydı. Teröristler iki ayrı noktadan askerlere roket attı. İki asker şehit oldu. 11 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgeye takviye timler sevk edildi. Operasyon hava desteğiyle genişletildi. Çatışmada da 7 terörist öldürüldü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise İran sınırındaki operasyonda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda bir asker yaralandı, hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı, şehit oldu. İşte PKK ile terörle mücadele devam ederken dün yansıyan gelen haberler özetle böyleydi. Trump YPG'ye ağır silah verilmesi kararını imzaladı. Ve ardından da açıklamalar, temaslar, görüşmeler ardı ardına geliyor. ABD-Türkiye arasındaki diplomasi trafiği bu açıdan hareketli. Erdoğan-Trump görüşmesi 16 Mayıs'ta. Bugün Çin'e gidiyor Cumhurbaşkanı. Oradan Amerika'ya geçecek. Bu ziyaretler öncesi Amerika-Türkiye arasında en üst düzey ilk yüz yüze temas da gerçekleşti. İngiltere'de gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı bir araya geldi Londra'da. Matisse, Başbakan Binali Yıldırım ile Londra'da yaptığı görüşmeyi dürüst, şeffaf ve faydalı olarak değerlendirdi. Londra'daki görüşmenin ardından ABD askeri uçağında gazetecilere açıklama yaptı ABD Savunma Bakanı ve Türkiye'nin endişelerini kabul ettiğini söyledi. PKK'ya hiçbir zaman silah vermediklerini, hiçbir zaman da vermeyeceklerini aktardı. Yine sözcünün yaptığı açıklama var, Amerika cephesinden gelen. Amerika'nın NATO müttefikini koruma bağlılığını teyit ediyoruz şeklinde bir açıklama bu. Fakat bu güvenceler nasıl veriliyor? PKK'ya silahların gitmesi nasıl engellenecek? Türkiye'nin de Amerika Başkanı Trump'ın önüne bu silahların PKK'ya geçtiğini belgeleyen fotoğraflar sunması da bir yandan bekleniyor. Çantada bir miktar delil listesi, büyük bir delil listesiyle gittiği belirtiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün Hürriyet'in manşetinde de detaylar var, birazdan konuşacağız. Dolayısıyla bütün bunlara karşın Amerika ne diyecek, nasıl bir güvence verecek? Bu silahların PKK'ya gitmesine ABD Savunma Bakanı'nın dediği gibi nasıl engelleyecek? Bu bir dizi soru masada ve Amerika'nın PKK ile mücadele planı da Wall Street Journal'da yer almış, ayrıntılı olarak bir analiz şeklinde. Bakalım bu planlar nelermiş, bu silahların işte PKK'nın eline geçmesi nasıl engellenecekmiş, Amerika'nın başka planları neymiş, Türkiye'ye güvencesi neymiş, bu görüşmenin sonucunda neler duyacağız, o delil çantasında neler var, bütün bu ayrıntılar Parametre'de birazdan olacak. Bu arada Türkiye'nin geliştirdiği milli füze Kaan Karadeniz'de başarıyla denendi. Sinop'ta yerli füze denemesi yapıldı. Roketsan üretimi olan Kaan'ın menzili 280 kilometrenin üzerinde. İstanbul'daki savunma sanayi fuarı İDEF'te de bu deneme canlı olarak izlendi. Bu izleme görüntüleri, ilk füze deneme görüntüleri de işte arkamda gördüğünüz gibi böyle ekranlara yansıdı. Milli füzede Kaan'da uçmuş oldu. Bir yandan da açlık grevi devam ediyor. Kanun hükmünde kararname ile görevlerinden atılan öğretim üyeleri, öğretmenler ikisinin açlık grevi vardı 64. gününde ve bu konuda Kılıçdaroğlu durumun bir daha incelenmesi için Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü haberlerini dün itibariyle aldık. Bu açlık grevi meclise de taşınmış durumda. Şimdi ne olacak sorusu akıllarda. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Pitella da Ankara'daydı. O temaslara dair de gelişmeleri yine söyleyeceğiz. Fayton çetesine baskın, bugün Hürriyet'in sürmanşeti, en önemli gelişmelerden, haberlerden bir tanesi, değerlendireceğiz. Ve Batman'da 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi Hasankeyf Yeni Kültürel Park alanına taşınıyor. Baraj altında kalmasın diye 650 yıllık türbe yeni yerine taşınacak. Türbenin taşınmasının 8 saat sürmesi bekleniyor. Çalışmalar da başladı. Bugün Batman'dan yine türbenin taşınmasını, Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına ilişkin detayları, nasıl taşınacağı, 8 saatlik yolculuğu arkadaşlarımız aktarmaya başladı. Bu taşınmanın da bugün
gerçekleşeceğini görüyoruz, anlıyoruz. Habertürk'te atadan anneye çiçek sürmanşetini göreceksiniz bugün. Güzel bir haber. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Hamile doktora trafikte kurşun yağdı. Bunu da konuşacağız. Ve dün cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz'un kahramanı olarak gösteriliyordu. Gizli kahramanlarından biriydi. Cumhuriyet Başsavcısının cenazesi son yolculuğuna uğurlanışı ve arkasından yapılan açıklamalar, tartışmalar yine parametre gündemi içinde olacak. Günaydın Cüneyt. Günaydın. Hande. Günaydın, günaydın. Şimdi manşetlerde bugün başlayacak Çin, sonra devam edecek ABD ziyareti, 16 Mayıs görüşmesi ve Trump'ın imzaladığı YPG'ye ağır silah verilmesine ilişkin karar var. Buna ilişkin detaylar var. Aynı zamanda çantada bir delil listesinin olduğu da belirtiliyor bugün Hürriyet'in manşetinde. Uğur Ergan'ın haberinde PKK tarafına ele geçirilen silahların listesini Başkan Trump'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği aktarılıyor. İşte Rus, ABD, Alman, İngiliz silahlarının yanı sıra Rus silahlarının da envanteri bulunacak deniliyor haberde bu delil listesinde. Nasıl ve nerede ele geçirildikleri bu silahların PKK tarafından, bu da detaylı olarak aktarılacak deniliyor. Şimdi Başbakan da ABD Savunma Bakanı ile konuştu. Amerika'dan gelen Türkiye'ye işte biz PKK'ya silah vermiyoruz, Türkiye'nin güvencesini sağlayacağız, Türkiye'ye güvence vereceğiz. Bir takım temaslar devam ediyor ama nihai nokta ve asıl net fotoğrafı biz Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra göreceğiz herhalde. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı görüşmesi, bu çantadaki deliller bize 16 Mayıs'a ilişkin ve Amerika'dan gelen açıklamalar nasıl bir resim çiziyor sence? Bana sordun değil mi? Günaydın tekrar. Başlayayım. Günaydın Hande'cim, sana sordum. Yani günaydın. Evet, iyi bir resim çizmediği ortada. Şimdi Uğur'un bugünkü haberi önemli. Evet, Türkiye zaten kamuoyuyla bu biliyorsunuz ele geçirilen silahları kendi iç kamuoyuyla sık sık paylaşıyor. Hepimiz farkındayız, hepimiz görüyoruz. Ama Amerikan, Rus, Alman, İngiliz menşeli silahların nasıl, nerede, ne şekilde ele geçirildiğinin listesi fotoğraflarıyla bilgi olarak, belge olarak hazırlanmış vaziyette. Dolayısıyla Trump-Erdoğan görüşmesine damgasını vuracak bu deliller. Ama tabii baktığımızda şimdi işte bir takım açıklamalar var. İşte silahlar geri çekilmeyeceği ya da toplanmayacağı netleşti oradan yapılan açıklama çerçevesinde. Bu silahlar PKK'nın eline geçmeyeceği güvencesini bir ülke bir ülkeye nasıl verecek? O silahlar gerçekten PKK'nın eline diyelim ki verdi bu güvenceyi, nasıl geçmesi engellenecek? Bunlar hep soru işareti. Sonuç itibariyle baktığımızda YPG, PKK aynı terör örgütü olduğu ortada çok net bir biçimde. Hem de bu yeni bir şey değil, yıllardır bu böyle. PEJAK İran'da, YPG Suriye'de, PKK Türkiye'de aldığı isim örgütün ve aralarındaki işbirliği, örgüt elemanlarının geçişkenliği, yaptıkları ve işte beraber saklanmak da dahil yaptıkları diğer eylemleri de bir araya getirdiğimizde terör örgütleri arasında en ufak bir fark olmadığını, aslına bakarsanız Türkiye hep söylüyor ama dünya kamuoyu da net bir biçimde biliyor. Bugüne kadar zaten bu silahlar PKK'dan çıkıyordu. Şimdi bundan sonrasında ne olacak? Yani YPG, PKK arası geçişkenliğe baktığımızda bu silahlar Türkiye'ye yönelik kullanılmaya başlandığında ne olacak? PKK'yı nasıl etkileyecek? PKK'nın geleceği boyut karşısında Türkiye nasıl etkilenecek? Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl etkilenecek? Yani aslında Amerika'nın aldığı karar, işte DAEŞ'le mücadele konusunda YPG ile bu çok yakın işbirliği bambaşka bir takım sorunlara yol açacak. Körfez krizi Irak kuzeyinde bir Kürt bölgesi otonom oluşmasına neden olmuştu. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin kuzeyinde Amerika ya da diğer küresel güçler ne planlıyorlar? Tüm bunlar soru işareti olarak duruyor.
Evet, Trump-Erdoğan görüşmesi önemli. Ama şunu da unutmamak lazım ki Trump bu kararı zaten bu görüşmeden önce açıkladı. Hem de Türkiye'yi oradayken açıkladı. Dolayısıyla bu görüşmeden sonra bir geri adım mı olur Amerika Birleşik Devletleri'nde? Hayır, genel olarak baktığımızda Türkiye'den de Amerika'dan da yapılan yorumlarda bu net bir biçimde görülüyor. Bundan sonrasına ilişkin süreç, güvenceler, Rakka sonrası yeniden yapılandırma ve Türkiye'nin buradaki rolü konuşulacaktır. Ama sonuç itibariyle bir terör örgütünü silahlandırma konusunda, sahada silahlandırma konusunda bir devlet ciddi adım atıyor. Ve o terör örgütünün en büyük hedeflerinden biri de Türkiye, yani diğer devletin müttefiki olduğunu iddia ettiği ülke. Bu muhtemelen önümüzdeki günlerde ciddi bir takım sorunlara neden olacaktır. Ama diğer taraftan tabii şunu da söylemek lazım. Bazı ifadeler kullanılıyor. İşte yok Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesin gibi. Hayır, diplomasinin her zaman bana sorarsanız işletilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere daha A'dan Z'ye Türkiye'nin hassasiyetlerini, yaşadıklarını, terör örgütleriyle mücadele denildiğinde tüm ülkelerin işine gelen terör örgütünü müttefiki gibi görmesinin zararlarını mutlaka anlatmalı ve anlatacak zaten. Bu YPG'lerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri Tabgayı ve oradaki önemli bir barajı aldı. Hani Rakka operasyonu konuşulurken. Bir yandan da Kilis'in karşısında bulunan PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin ilçesinin Türkiye sınırı yakınlarına Rus bayrağı asıldı haberlerini arkadaşlarım aktarıyor. Bir yanda da orada bir süreç gelişiyor. Hani Rakka operasyonuna Türkiye davet ediliyor. Ama YPG'ye ağır silah verilecek. O da olacak. Bu kararı da gördük. İşte temaslar, görüşmeler, açıklamalar anladığımız kadarıyla sürüyor ama Suriye'de de bir yandan Rakka operasyonu öncesi bir ilerleme, hareketlilik var. Artan bir hareketlilik var gördüğüm kadarıyla. Öyle zaten artık hani bir süredir sahada Ruslar, Amerikalılar işte YPG'lilerle fotoğrafları, hazırlıkları Rusları ve benzeri çok net bu operasyonun yani Ruslarla Amerikalılar arasında da bu konuda bir anlaşma olduğu resmi olarak net açıklanmasa da görülüyor zaten YPG konusunda ve Rakka operasyonu konusunda. Dolayısıyla bu hareketlilikte o açıdan baktığımızda, onlar açısından baktığımızda normal. Tabii burada belki konuşulacak diğer konulardan biri her daim Türkiye terörle mücadelesini nasıl devam ettirecek? 25 Nisan'da Suriye'de, Karaçok'ta YPG'yi, Irak'ta, Sincar Dağları'nda yine PKK'yı vurmuştu Türkiye. Bundan sonra bu tip adımların atılması baktığımızda çok daha kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü yani resmen işte kara gücü ya da işte DAEŞ'e karşı mücadelede yan yana Amerikan askerleriyle YPG'yi zaten görüyoruz. Daha net bir şekilde Rakka operasyonunda göreceğiz. Ve yani sonuç itibariyle bu çok ciddi ve vahim bir durum. Yani gördüğümüzde ne ağır silahlarla işte havan topları, ne bileyim füzeler, antitank füzesi, zırhlı araç, silah ve benzerinden bahsediyoruz. Böyle bir silahlandırma söz konusu. Dolayısıyla hani Türkiye tabii ki sınırlarını, kendi güvenliğini koruyacak, bunu her fırsatta dile getiriyor ama gerçekte baktığımızda da Amerikan askerleri, YPG'liler bir arada. Belli ki Amerika'da, ben pazartesi galiba ya da çarşamba günü söylemiştim ilk, belli ki Amerika'da bu iki operasyon sebebiyle de bir tepki Beyaz Saray'da da Pentagon'da da oluşmuş durumda. Amerikan hedeflerinde çok yakın olduğu gibi bir takım yorumlar bu operasyon sırasında Amerikan basınında da yer alıyor. Yapılan açıklamalarda da gene dikkat çekiyor. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda hem Türkiye'nin bu operasyonlarını etkileme açısından çok dikkat çekici bir gelişme, hem de diğer taraftan PKK ile mücadelenin sürdürülmesi açısından da çok dikkat çekici bir gelişme. Yani sen o silahların oraya geçmesini nasıl engelleyeceksin? Yok silahların işte numaralarını, şunlarını, bunlarını, kayıtlarını Türkiye ile paylaşması. Yani paylaşsa da geçtiğimiz süreçte, bugüne kadar olan bütün süreçte gördük silahların PKK'ya nasıl geçtiğini, nasıl bir akışkanlık olduğunu, işte örgütün üst düzey isimlerinin bazen YPG ile bazen PKK ile hareket ettiğini ve benzerini. Dolayısıyla tüm bu sürece baktığımızda bundan sonrası açısından, yani şu ana kadar yaşanan her şey bundan sonra bu gelişmelerle birlikte Türkiye açısından çok daha hassas,
çok daha zor bir dönem olduğunu söylemek lazım. Ama tabii Trump'la tüm bu belli ki endişeler, hassasiyetler paylaşılacak ama Türk-Amerikan ilişkileri de herhalde bundan etkilenecektir diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle bir yerde, bir tarafta bir devlet var. İki devletler arası ilişkiden bahsetmemiz gerekirken bir yanda bir devlet var ve bu devletin siz işte stratejik ortak, müttefik, NATO müttefiki ve benzeri gibi bir sürü tanımlamalar kullanıyorsunuz. Ama bu devletin terör örgütü olarak gördüğü, daha da önemlisi terör örgütü bu devleti hedef alırken siz o terör örgütünün kardeşine, yan koluna ya da o terör örgütüne silah desteği yapıyorsunuz. Sahada üstelik ne için yapıyorsunuz? Bir başka terör örgütüyle mücadele için yapıyorsunuz. Yani bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle mücadele için kullanıyorsunuz ki o devlet de dönüp demiş ki size hayır gerek yok bir terör örgütüyle işbirliğine gitmeyin. Biz devletler olarak bu işi birlikte yapalım. Biz sahada olalım, sizin özel kuvvetleriniz sahada olsun. Koalisyonun diğer devletleri de bu işe katkıda bulunsun. Ama bu iş böyle olmadı. Olmadığı da bir süredir zaten olmayacağı da işaretlerini veriyordu. Belli ki o zaman bu bölgede işte Amerika başta olmak üzere ülkelerin başka diğer hesapları var. Başta Suriye'nin işte kuzeyinde bir oluşumun önünü açmak gibi. Öyle görülüyor yani artık. Şimdi şu sorular da var. Acaba İncirlik üssünün kapatılması gibi bir karşı hamle gelir mi Türkiye'den? Ya da farklı adımlar atabilir mi Türkiye? Şimdi bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütünden destek alınması kabul edilemez diyor Türkiye. Ama şu anda Amerika, Rusya ve koalisyon güçlerinin tek düşüncesi DAEŞ'i ezmek. Dolayısıyla burada bir sakınca görmediklerini anlıyoruz. Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ve diğer güçlerle bu mücadeleyi yapabiliriz planını acaba Amerika bu ön temaslarda ne söyledi? Genelkurmay Başkanı Erdoğan'a bu temaslarla ilişkin ne anlattı? Dünkü devlet gününde Genelkurmay Başkanı denedi Cumhurbaşkanı. İşte sonra Amerika'nın bu operasyon sonrasındaki planı ne? Bütün bunlar bir dizi soru. Bütün bu sorulara biraz daha gelecek hafta cevap bulacağız Cüneyt. Evet. Piyasa bu gündemi nasıl izliyor? Önce onu sorayım sonra daha sonra bu soruları Hande'yi biraz dinlendireyim Hande'ye yönelteyim. Yani piyasalar şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çin ve daha doğrusu Amerika ziyaretini çok yakından takip ediyor. Oradan çıkacak sonuçlar çok önemli. Daha önce de konuşmuştuk hatırlarsan Ebru. Yani Mayıs ayı çok önemli görüşmeler. Bunlar piyasa tarafından da çok yakından izleniyor. İzlenme sebebi de belli. Çünkü Türkiye'nin biraz önce Hande'nin anlattığı gibi burada alacağı pozisyon, ne gibi bir tepki vereceği, Amerika'nın ne söyleyeceği tümüyle direkt olarak dolar kurunun üzerinde etki yaratacak gelişmeler olacaktır. Dışarıda bir rahatlama var. Belli, göreceli bir rahatlama. Bir para girişi var, girme isteği var. 2016'da isteği var. Az evet. Gördüğümüz durumu 2017'nin şu aylarında çok hızlı görebiliyoruz. Evet. Yani kısmi bir olumlu bir hava var. Fakat dediğim gibi konjonktürel gelişmeler ve bölgesel jeopolitik gelişmeler birincil öncelik haline geliyor ve daha fazla gelecek. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yapacağı görüşme sonrasında. Piyasaların da gözü kulağı bu görüşmede olacaktır. Borsa 96 bin seviyesini aşıp yeni zirvesine oturdu. O para girişi ve hani gelişmekte olan ülkelere para girişinin devamını ve buradan geri dönüş olmamasını yeni zirveleri böyle anlıyoruz. Bir piyasalarda bir para var, giriş evet. Var. Şimdi ilk çeyrek bilançoları da iyiydi. Bu büyümeye dair de olumlu bir sinyal verdi. İşte işsizlik ne olacak, o ne olacak? Bütün bunları konuşuyoruz. Bu arada dün Hakan Çelik'e Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuk oldu. 1 milyon kişinin biraz altında 800 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini söyledi. Hedef 1,5-2 milyon kişinin bu yıl istihdam seferberliği kapsamında istihdam edilmesiydi. Dolayısıyla o işsizlik konusu önemli. Büyümenin devamı önemli. Bu ilk çeyrek bilançoları, karlar beklentilerin üzerindeydi. Bu önemli. Biraz daha olumlu bir sinyal de verdi. Para evet. Girişi de var. Şimdi jeopolitik riskler de biraz yumuşar mı yumuşamaz mı bilmiyorum ama önemli
hale geliyor bu çerçeve? İlk çeyrek bilançoları senin söylediğin gibi iyi geldi. Çünkü kamunun çok yoğun teşviği vardı biliyorsun piyasalara. Desteği vardı. Desteği vardı ve bu destek piyasada da kendini gösterdi. İşte kredi kartı harcamalarında da bir miktar artış var. Dolayısıyla şirket bilançolarında bu olumlu olarak yansıyor. Bunlar mikro gelişmeler olarak ortaya çıkıyor. Ama bizim asıl sorunumuz biliyorsun Ebru, bu işsizlik konusu ve büyümenin sürdürülebilirliği. Bu konuda da Sayın Mezunoğlu'nun açıklamaları var. Ama tabii ki bu yeterli değil, bu istihdam sayısı. Evet, olumlu bir gelişme ama Türkiye'nin daha fazla iş imkanı sağlaması lazım. Yeni yatırımlar Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığınız zaman yani uzun vadede Türkiye'nin büyümesinin yani %5'in altına düşmemesi gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunun için ne gibi planlarımız olacak? Bu biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı yol haritasına da bağlı Ebru. Biliyorsun bir yol haritası açıklanacağını söyledi. Burada ekonomiyle ilgili söyledikleri de olacaktır. Bütün bunları izleyecek ekonomi aktörleri. Ama öncelikli olarak şu anda dediğim gibi kısa vade izlenecek şey Trump'la Sayın Erdoğan'ın yapacağı görüşme olacak. Görüşme olacak. Her yıl 1 milyon insana iş sağlamamız lazım, iş açmamız lazım, evet, diyor Çalışma Bakanı. Özel sektörde 880 bin kişiye iş sağlandı. Toplamda bu yıl 1 milyon 51 bin 140 kişilik bir istihdama ulaşılmış. Aralık'ta işsizlik tek haneye düşer. İstihdamda İstanbul, Antalya, Ankara ilk 3 sırada istihdam artışında. Evet. Bu rakamlarda son gelen rakamlar. Birazdan kıdem tazminatı önemli. Ona ilişkin açıklamaları ve bugün manşetlere çıkan yorumları da sana sorarım. Madem en kritik görüşme 16 Mayıs Trump-Erdoğan görüşmesi. Bazı detaylar, demin sorduğum sorular vardı. Belki Ander'in o konudaki yorumunu da alırız. İncirlik Üssü'nün kapatılması, işte bu operasyon sonrası Amerika'nın verdiği vereceği güvenceler neler olabilir? Mesela Washington Amerikan basını diyor ki işte istihbaratın daha arttırılmasını sağlayacak. Türkiye'ye daha fazla destek ve güvenlik yine sözü verilecek. Bu konuda çalışmaların arttırılacağı yine bu analizlerde belirtiliyor. Ama bir yandan da işte ÖSO'yla ya da Türkiye'nin planıyla bu iş olmayabilir. O yüzden Trump kararı onayladı. Dolayısıyla YPG'ye silah verilecek deniliyor. Sonrasında da işte Rakka IŞİD'den temizlendikten sonra Araplara teslim edilecek. Suriye yeniden inşa edilirken Türkiye'nin güvenlik kaygıları ve YPG ile ilgili istekleri dikkate alınacak. Ama şu anda öncelik DAEŞ'le mücadele. Amerika'nın, Rusya'nın koalisyon güçlerinin görüşünü böyle özetleyebilir miyiz? Türkiye'nin karşı hamlesi olur mu bu durumda? Ve operasyon sonrasında Amerika'nın verdiği güvencelere ilişkin Türkiye ne der? Yani ne güvence verecek göreceğiz. Ama hani istihbarat paylaşımı, daha fazla istihbarat paylaşımı güvencesi vermesi beni demin sen söylerken de gülümsetti. Şimdi terör örgütünü silahlandıracak. Ondan sonra o terör örgütüne karşı istihbarat paylaşımı mı verecek daha fazla? Yani PKK konusundaymış. Wall Street Journal öyle diyor. Orada... Yahu tamam da işte zaten soru da bu değil mi Türkiye açısından? Yani YPG, PKK zaten aynı şey. Bu silahlar bunların arasında gidip geliyor. Başka silahlandırıyorsun YPG'yi, ondan sonra da istihbarat paylaşımını mı artıracaksın? Yani hani bu güvence ise bilmiyorum, herhalde böyle bir güvenceden bahsetmiyoruz. Yani ben hem terör örgütünü silahlandırayım, ondan sonra da o terör örgütüyle ilgili istihbaratı Türkiye'ye daha fazla vereyim. Yani işte orada kim inanır gibi bir durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla tabii ne tür güvenceler verecek? Bundan sonra herhalde daha çok evet Türkiye'nin sınır güvenliği, Türkiye'nin güvenliği konuşulacaktır. Ama burada da dediğim gibi Körfez Savaşı sonrası Irak, ama bu olaydan sonra Suriye'nin kuzeyinde ne gibi garantiler verecekler Türkiye'ye? Bu önemli. Diğer taraftan da tabii Rakka sonrası genel olarak planlama, Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi Türkiye'nin hassasiyetleri var. Ama Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin dile getirdiği konular ne kadar hayat bulacak onu göreceğiz. Tabii ki bu görüntü çok önemli. Dolayısıyla hani sonrasında Türkiye'nin tezleri ne kadar harekete geçecek, ne kadar gerçekleşecek onu da göreceğiz. İncirlik konusuna gelince evet, James Jeffrey başta olmak üzere bir takım uyarılar, açıklamalar geliyor ama Ankara'daki hava şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde. Ama
ilişkiler daha farklı bir noktaya gider. Türkiye'nin işte o görüşme daha farklı bir havada geçer ya da Türkiye'nin hassasiyetleri bahsettiğimiz noktalarda hiçbiri göz önünde bulundurulmaz. Bu konuda değerlendirilebilir. Ankara'da bu konuşuluyor ama şu an için böyle bir konu yok. Yani Amerikalıların sadece tek başına İncirli'ye de ihtiyaçları yok. Evet, operasyonel açıdan çok önemli. Amerikalıları İncirli'nin kapanması ya da çıkartılması oradan zorlayabilir. Ama hani Amerikan işte özellikle James Jeffrey'nin gündeme taşıdığı bir konu ama şu an için Ankara'da İncirlik işte kapatılma olasılığı ya da İncirlik denmen gibi konular çok net bir şekilde masada değil. Onu söylemek lazım. İncirlik üstünde de ilginç bir protesto yaşanmış anda. Hani de bugün gazetelerin manşetinde Abdullah Ağar'ın bir tweetiyle de olay ortaya çıktı. İncirlik'te görev yapan Bordo Bereli bir Türk subay, Amerikalı komutanın kendisine verdiği üstün başarı madalyasını "bu madalyayı verenler benim düşmanım, YPG ile işbirliği içindeler" diyerek geri çevirmiş. Tepkiler de tabii bir yandan evet, Abdullah... Evet, çok sayıda da şunu söyleyeyim, tebrik mesajı alıyor doğal olarak bu subay. Abdullah Ağar bunu çok net bir şekilde anlattı. 10 Mayıs 2017 İncirlik Üssü Yer DH'la Mücadele Koalisyon Karargahı. Karargahta işte bir Türk subayına Amerikan komutanlığı tarafından madalya beratı takdim edilecek. Amerikalı bir albay takacak. Madalya sahasında verilen en üst ikinci büyük madalya. Abdullah Ağar'ın anlatımıyla söylüyorum. Bu Türk subayı usul gereği bir konuşma yapıyor. Diyor ki Türkiye olarak güzel bir işler başardığımızı düşünüyorum. Bunların en önemlisi Elbap operasyonu sırasında hiç sivil kayıp ve dost ateşiyle vurulma olayının olmamasıdır. Oysa haritaya baktığınızda Suriye ve Irak'ta bu tür zayiatlar yaşanmaktadır. Bu da bizim ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir diyor. Arkasından da diğer bir konu, sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. Onurum bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir diyor. Almıyor bu madalyayı ve Türkiye'deki dört bir taraftan tüm birliklerden de arkasından tebrik ve kutlama mesajı alıyor. Bunu böyle çok duygusal şekilde anlatan askerler var. Bunun da altını çizmek lazım. Yani şimdi tam da bu asker orada görev yapıyor. Ama bir diğer askerin, yani ne oluyor? Bak, dün, bugün aynı şekilde dün Allah korusun bugün görmeyelim, yaşamayalım. Ama süren operasyonlarda işte şehit haberleri geliyor, değil mi? Tabii. Yani bu asker bunu yaparken bir diğer silah arkadaşı şehit oluyor orada. Ve kimle mücadele ederken şehit oluyor? PKK'yla. Yahu günlerdir PKK'nın bu operasyonlarında ele geçirilen silahlara, mühimmatlara dikkat ediliyor mu? İnanılmaz rakamlar. Ele geçirilen silahlar da, mühimmatlar da. Şimdi görüyoruz da işte Cumhurbaşkanı da çantasında Trump'a götürüyor. YPG'nin verdiği ya da YPG'den geçen, PKK'ya geçen, yani bir akışkanlık, örgüt elemanları açısından da bir geçişkenlik söz konusu. Silah açısından da aynı şekilde. Dolayısıyla bu silahlarla vuruluyor bu insanlar. Amerikan silahları, İngiliz silahları, Alman silahları. Ondan sonra işte ona gülüyorum, yani istihbarat paylaşımı, daha fazla istihbarat paylaşımı. Neyle ilgili daha fazla istihbarat paylaşımından bahsediyoruz o zaman? Aynen. İnandırıcılığı yok yani bu açılardan. Aynen. Bir yandan da işte bu gelişmeler, bir yandan soru işaretleri, bir yandan önümüzdeki haftaki kritik görüşme ve ne olacak? Kafalardaki soruları özetlemeye, aktarmaya, oradaki çelişkileri yansıtmaya çalıştık. Şimdi bu hafta biterken önümüzdeki haftaya hazırlanıyoruz ve bu soru işaretleriyle hazırlanıyoruz. Bir yandan da savunma sanayi fuarı bugün tamamlanıyor. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta şaşırtıcı. Evet. İşte Amerika bize değil de başkalarına silah aktardığı için birçok silahı bize vermiyor. Türkiye kendi kendine yeter hale gelmek durumunda kaldı. Ar-Ge ve teknolojiyle bayağı bir yol alınmış. İşte Kaan, milli füze Kaan uçtu. Sinop'ta yerli füze denemesi haberlerini bugün okuyoruz. İDEF'te de o deneme canlı izlendi. 1.4 kilogram ihracat gelirimiz var kilogram başına. Evet. Savunma sanayinde bu 30 dolar. Bazı ürünlerde 600 dolara çıkıyor.
yerli üretim ve ihracat 1.7 milyar dolar, 2 milyar dolara gidiyor. Dolayısıyla otomotiv sanayinde mesela üretimde teknoloji ve Ar-Ge'nin de tabii büyük katkısıyla 10 yılın rekorlarını görüyoruz biz. İhracat artışını görüyoruz. Bu iki sektörde hızlı bir gelişim ve ilerleme var. Özellikle savunma Darası sanayinde. Diğer sektörlerin başına. Umuyoruz. Özellikle savunma sanayinde Türkiye özellikle son 5 yılda daha önceden yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. Şimdi savunma sanayi bir stratejik açıdan önemli. Bir de ekonomik bir bakış açısıyla ihracat açısından önemli. Örneğin biz bölge ülkelere bu elimizdeki sistemleri ve silahları satabiliriz. Tabii ki gönül ister hiç savaş olmasın ama bu bir ihracat kalemi olarak da katma değeri yüksek ürün olarak da ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Yani senin biraz önce söylediğin yani gibi. Kendine yeter hale gelmek açısından. Yani bize işte şu silahları vermiyoruz, Güneydoğu'da kullanamazsınız, edemezsiniz gibi birçok özellikle Avrupa'dan bazı müttefik saydığımız ülkelerden çeşitli ambargolar geliyordu. Tabii bunun bu tip siyasetin bir başka sonucu oluyor. İşte böyle oluyor. Ne oluyor? Türkiye'de o zaman peki biz kendi yatırımımızı yapıyoruz deyip kendi silahlarını yani böylesi bir örtülü ambargoyu fırsata çevirmiş oldu Türkiye aslında. O dönemlerden başlayan bu kararlılık son dönemde artarak devam etti ve şu anda Türkiye artık kendi sistemlerini üretir hale geldi. Yeterli mi? Henüz değil tabii ki ama bu bir süreçtir. Ben Türkiye'nin savunma sanayi konusunda zaten otomotiv konusunda bir üst haline geldi bölge üstü. Bu yıllar önce olmuştu. Savunma sanayi konusunda da çok ciddi atılımlar yaptığını görüyoruz. Bu her alanda gözüküyor. Evet. Ben en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kuveyt gezisinde böyle bir teklifte de bulunmuş. Fırkateynlerinizi biz yapalım, bizden alın diye. Yani artık Türkiye bu ürünlerini pazarlayabilecek bir noktaya da gelmiş bulunuyor. Bunlar sevindirici gelişmeler. Tabii her zaman söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Umuyorum dünyada hiç savaş olmaz. Bu başka bir şey. Ama kendimizi de korumak zorundayız risklere karşı. Şimdi hızlıca bir devam edelim mi gündeme? Atatürk'e hakaret eden savcı kararına rağmen gözaltına alınamayan Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar için tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartıldı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın mahkemeye gönderdiği yazıda şüphelilerin adreslerinde bulunmamaları gerekçe gösterildi. Yakalanma kararı var anne. Bu iğrenç sözlere. Evet yani çünkü... Sarcı'nın hareketi geçmesinden sonra bir türlü adım atılmamıştı. Hatta biz de kendi aramızda konuştuk ne oluyor acaba bulunamıyor mu falan diye ama bir tanesinin de adresinde oturduğu, kimsenin gelip gitmediği de ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla yakalama kararı bunun üstüne atılmış bir adım gibi görünüyor. Çarşamba günü de konuştuk. Hem yapılan eylemler hem söylenen sözlerin ne kadar terbiyesizce olduğunu ve her kesimden nasıl tepki aldığını da gördük. Dolayısıyla herhalde bundan sonra yargıda konuşacaklardır. Belki artık anlamışlardır da diye düşünüyorum. Evet. CHP'li kabul edilemez olduğunu, edilemez. Büyük bir terbiyesizlik olduğunu da pek çok defa ifade ettik. Bir kere daha söyleyelim yani. Bu arada Habertürk'ün sürmanşetinde Atadan anneye çiçek haberini göreceksiniz. Haberde şöyle deniliyor. Zübeyde Hanım, anneler gününde oğlu Ulu Önder Atatürk'ün kabrinde büyüyen çiçeklerle anılacak. Anıtkabir bahçesine dikilen kasım patılar karşı yakaya götürülüp Zübeyde Hanım'a sunulacak. Atadan anneye çiçek başlığı da böyle verilmiş. Herhalde anneler günündeki en anlamlı, en güzel mesaj olmuş bütün bu gelişmeler ve yaşadıklarımızdan sonra bu hakaretlere karşı Türk milletinin de tavrı, birlik halindeki karşı koyuşu bir kez daha herkese umarım büyük bir mesajdır. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmelerini protesto etmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semir Özakçı'nın sağlık durumlarını Başbakan Yıldırım'la paylaştı deniliyor bugün Hürriyet'teki haberde. Meslekten atılan kanun hükmünde kararnameyle bir akademisyen ve bir öğretmenin başlattığı açlık greviydi bu. 64. günü geride bıraktı ve meclise taşındı. Başbakan da sanırım ilgileneceğini söyledi. Öyle mi Hande?
Evet, yaptıkları görüşmede öyle olduğu ortaya çıkıyor. Başbakan anladığımız kadarıyla, yani görüşmeden yansıtıldığı kadarıyla konudan çok bilgi sahibi değilmiş ve 63 gündür bu isimlerin açlık grevinde olduğu, durumların artık kötü olduğu çok net biçimde ifade edilmiş. Bir kere daha Kemal Kılıçdaroğlu, sizden ricam bu gençler bir kez daha araştırılsınlar, bir kere daha bakılsınlar demiş. Belli ki bir harekete geçirmesi bekleniyor artık. En azından başbakanla Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyu konuştuktan sonra başbakanın da bilgi sahibi olduğunu artık biliyoruz. Tabii burada şunu söylemek lazım. Yani tabii ki terör örgütüyle, işte programın başından beri konuşuyoruz. Terörle de, terör örgütleriyle de, adı ne olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, mutlaka ama mutlaka dört dörtlük, yani amasız, fakatsız, susuz, busuz mücadele edilmeli. Ama bu mücadelenin çok net hukuk çerçevesinde, kimseyi acıtmadan, vicdanları acıtacak sonuçlar ortaya çıkarmadan yapılması, haksızlıklara dönüşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bu mücadelenin sürdürülürken çok hassas ve dikkatli olunması gerekiyor. Hayır, işte bu yüzden atıldı ya da bu şüpheyle atıldı ama örgütle ilgisi yok ya da şununla bununla ilgisi yok. Yazık o zaman işte. Hepimizin vicdanlarını acıtıyor böyle durumlar. Ve pırıl pırıl insanların hayatlarında bambaşka şeylere sebep oluyor. Dolayısıyla inşallah en kısa sürede hükümet de bu konuyla ilgili net bir şekilde harekete geçer. Bir kere daha araştırılır ve ne olduğu da ortaya çıkar. Bir haksızlık varsa bu haksızlık da inşallah bir an önce giderilir. Bugün yine önemli haberlerden biri, yıllardır aslında konuştuğumuz konulardan biriydi bu. Fayton çetesine baskın. Dinçer Gökçe'nin haberi Hürriyet sürmanşetine taşımış. 17 kişi gözaltında. Atlara yaptığı eziyetlerle yıllardır bu haberlerle gündeme gelen bir durumdu bu. Daha sonra anladığım üzere haberde bu faydonculardan bir grup tefecilik, yağma, tehditle İstanbul adalardaki çok sayıda gayrimenkulü de ele geçirmiş. Suçlamalardan biri de bu. Hem biz faytonlara yapılan eziyeti, o durumu görüyorduk. Ve ne yapılacak buna, nasıl bir çare bulunacak diyorduk. 300 polisin katıldığı bir operasyonla çetenin liderinin de gözaltına alındığını anlıyoruz. İddialar da korkunç. Haber bu. Yani hayvanlara eziyet ediliyor diye biz gündeme, ama insanlara da eziyet ediliyormuş. Komple bir eziyet çetesiymiş anladığımız üzere. İstanbul'un önemli sayfiye yerlerinden ve tarihi yerlerinden birinde adalarda hani böylesi bir çeteleşmenin olması gerçekten inanılmaz bir şey. İşte yalılar falan var diyor haberde, Dinçer Gökçe'nin haberinde. Yani bir düşünün, bir şehrin, bir ülkenin böyle bebeğli sembolleri vardır. O faytonlardan bile kaldırın diye insanlar o eziyetten dolayı seslerini yükseltmişti. Düşünün, hani simgedir o, evet, güzelliktir. Onu bile eziyete dönüştüren bir hal alınmıştı. Ve çok ilginç, yani bu haberi takip etmek lazım, sonunda ne çıkacak. Tabii şu anda iddia durumunda bunlar. Polis bir operasyon yapmış 300 polisle. Takip etmek gerekiyor. Takip etmek lazım. İddialar korkunç. Yani çünkü oradaki, eğer bu gasp edilen şeylerin rakamsal değeri milyon TL'ler olması gerekiyor. Yalılar, İstanbul'daki yalılar, zinet eşyaları, eşyalar, evler, yalılardaki emlak fiyatları da göz önüne bulunursa milyon, adalardaki. Dolayısıyla çok ciddi bir suç var eğer ispatlanırsa burada. Hayvanlara da eziyet varmış, insanlara da eziyet varmış. O atların çilesini görünce perişan oluyorduk. Zaten büyük bir tehlikeydi son zamanlarda. 45 gayrimenkulü de ek oldu, ortaya çıktı iddiası var hani. Ya evet, çeşitli iddialar dile getirilmiş. Tam bir skandal, çete, belli mafya işi gibi duruyor yani, tam bir çete işi. İşte bir tek sadece hani 45 ayrı gayrimenkul, Türkiye'nin birçok yerinde benzer şekilde gayrimenkullerin edinildiği, üstelik bu gayrimenkullerden bir bölümü resmi nikahlı eşlerin üzerinde kayıtlıyken bir kısmının da sevgililerin üzerine kaydedildiği öğrenilmiş. Hakikaten yani çok ciddi, işte takip edilmesi gereken, Cüneyt'in de söylediği gibi o daha arkasında kimler var, ne çıkacak, bu kadarla mı sınırlı, takip edilip ortaya çıkması gereken bir gelişme. Fotoğraf da var atlarla, işte yani hem atlara hem insanlara, herkese eziyet etmişler orada. Yazık ya. Yazık.
hamile doktora trafikte kurşun haberinde tabii ki rastlayabilirsiniz böyle bu habere de. İnsanlar, sürücüler trafikte giderken birisi çıkarak aracınıza böyle ateş etmeye başlıyor. Ne kadar normal değil mi? Yani... Bu değil haber. Texas. Hamile doktora olacak trafikte kurşun. Aynen, olacak iş mi? İnanılmaz, inanılır gibi değil. Bu arada da tabii iyi haberler de var. Engelli oğluyla otobüse biniyor. Bankadan da para çekmiş. Yanında ziynet eşyaları da var. Otobüste unutuyor. Biraz önceki arkadaşlarımın verdiği haber. Otobüs şoförü de gidip teslim ediyor belediyeye. Bravo, tebrik etmek lazım. Belediye de ona 5000 liralık bir ödül veriyor. Otobüste serbest. Özlediğimiz hareketler bunlar. Özlediğimiz bravo, davranışlar. Evet. Görmeye alışkın. Böyle haberleri daha fazla gündeme getirelim. Belki şey olsun, biraz daha teşvik olabilir belki. Gerçekten... Tebrik etmek lazım. Hakikaten böyle insanlar da var dedirtiyorsunuz. 650 yılın transferi. Bugün çok göreceksiniz. Bu taşınmayı an be an izleyeceksiniz canlı yayınlarda. 650 yıllık Batman'da Zeynel Bey Türbesi Hasankeyf'te yeni kültürel park alanına taşınıyor. Çünkü barajın altında kalacaktı. 8 saate taşınması bekleniyor. Bu da gerçekleşiyor. Önümüzdeki haftada AK Parti Kongre hazırlığıyla beraber zirveleri konuşacağız. Bir de Türkiye'nin en iyi CFO'larını seçti Data Expert ve Fortune. Reklam arasından sonra da bakalım başarı nasıl kazanılıyor, nasıl başarı geliyor? Bir miktarda onu konuşarak tamamlayacağız. Teşekkür ediyorum Hande. Sağ ol katkın için, yorumların için. Kısa bir ara, ardından biraz da başarı konuşalım. Bitireceğiz parametreyi. Dün Fortune ve Data Expert Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'suna ödülü verdi. Evet. Doğan TV CFO'su Erdem Seçkin de vardı. Evet, ben verdim ödülü. Evet. Biz değişik hikayeler de dinledik CFO'lardan. Ama TÜSİAD Başkanı noktayı koydu. Türkiye'de CFO olan dünyanın her yerinde çok rahat iş bulur diye. Çok CFO haklı. Olmak istiyorum. Olabilirsin, çok haklı. Türkiye'nin bu kadar volatil piyasasında o parayı yönetebiliyorsanız çok dünyanın her yerinde yönetirsiniz. Her yerde CEO da olabilirsiniz yani. Çok doğru söylemiş, söyledi Erol Bey. Söylemişten yoktum, farkında değilim. Ben oradaydım ama. güzel bir geceydi, güzel mesajlar çok, geldi. Çok güzeldi. Bu gelenekselleşti artık. İkincisini yaptık bu sene. Ya bir motivasyon da oluyor tabii. Nice 50 yıllar Cüneyt'ciğim. Umuyorum. Hep beraber. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları dileklerimizi de iletelim. Pazartesi saat 8.45'te bekleriz. Thank you.